Şimdi gelelim. Hak arayan biliyorsunuz bir AK Partili milletvekili aynı zamanda patron biri var. Ferhat Nasıroğlu. AK Parti Batman milletvekili. Günlerdir memleket onu konuşuyor. Çıktı basın toplantısı falan bir şey düzenledi. Ve orada her şeyi açık açık anlattı. Şimdi ona bakacağız. Hak arayan madencilere gece yarısı gözaltısı. <laughs> Diye gece alıyorlar işte. Burasının sürekli eylem alanı olmasını istemiyoruz. Çıplak ayakla baretleri yere vurarak Vur, yatacak dedi. Somalı maden işçileri yeniden Kurtuluş Parkı'na geldi ama içeri girip de baretlerini yere vururlarsa ve oturma eylemi başlatırlarsa diye polis parkın etrafını bariyerlerle çevirdi ve içeri girişlerine izin yok. Yanımda kızım var, hemşirelik okuyor. Bizim mi? bu onurumuzu yok. Maden sendikası akıl hocaları var. Bunun içerisinde marjinaller var. Bizim neremiz marjinal? Soma'dan yalın ayak Ankara'ya yürüyen maden işçileri açlık grevlerinin ikinci gününde gece yarısı gözaltına alındı. Tüm eşyalarını polis topladı patronları AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasuroğlu'ysa yine meclisten işçileri suçladı. Masummuş gibi talepler dile getiriyor ama arka planda bu değil. İş güvenliğinde bir problem olsaydı orada çalışma olmazdı. Denetleme esnasında zaten önceden haberler olduğu için dizel araçları dışarı çıkartıyorlar, 2-3 gün çalıştırmıyorlar, ortamın havasını temizliyorlar. Ferhat Nasıroğlu, 3 tane kızım var. Üçünü de okutabilmek için senin şeyine girdim. Oraya ben ölmek için girmedim. Geceyi göz altında geçiren Somalı maden işçileri serbest kalır kalmaz hak arama mücadelesine devam etmek için Kurtuluş Parkı'na gitmek istedi. Madencilerin baretleri çıkartıldı, ayakkabıları tekrar giydirildi ve beşerli gruplar halinde yürümelerine izin verildi ama basının da takip etmesine izin yok. Maden işçileri Kurtuluş Parkı'na geldiğinde demir polis bariyerleriyle karşılaştılar. Parka giremediler. İşçilerin çalıştığı madenin sahibi AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu işçilerin sorunlarının çözümüne ilişkin yetkisi olmadığını söyledi. Haftalardır ona ulaşmak için her yolu deneyen işçileri ise Polis bariyerleri önünde cep telefonlarından dinlediler patronlarının suçlamalarını. Bir münafık sendika başkanı var. O da işin reklam boyutunda. Şimdi münafıklar ordusu bir araya gelince maalesef sorun çözülmez. Bize görülen reva bu mu? Sayın vekilim sadece sizden ufacık ufacık haklarımızı onlar da yapmanız gereken hakları istiyoruz. Aylarca yalvardım. Gittik kapısına. Randevu istedik. Müdür beyin randevu vermedi. Görüşemiyoruz diyorlar. Bu mecliste görüşmedikleri kimse kalmadı. Görüştükleri birçok insan da ben görüştüm. İnanın buradaki sorun 10 dakikada çözülecek bir sorun. AK Partili patron Ferhat Nasıroğlu madende sorun olduğunu kabul ediyor. 10 dakikada çözülür diyor ama çözüm yok. İşçiler açlık grevlerinin de 3. gününü bitirdi. Bir maden işçisi fenalaştı. İlk müdahaleyi CHP Bursa Milletvekili Doktor Kayıhan Pala yaptı. 32 yaşındaki genç işçi hastaneye kaldırıldı. CHP'nin Somalı maden işçilerinin sorunları araştırılsın önergesi ise AK Parti oylarıyla reddedildi. Şimdi efendim kendilerini o kadar iyi ifade ediyorlar ki Allah bu seviyeye ulaşmak çok zor. Bir süredir kendini tümüyle adeta itiraflardan oluşur gibi ifade eden hükümet mensuplarını görüyoruz. Şimdi Ferhat Nasiroğlu basın toplantısında. Bir kere işçiler herkesle görüşmüş, mecliste bir tek o ok kalmış görüşmeyen kendi işçileriyle. Bunu söyledi. Sonra 10 dakikada çözülürmüş. Onu da söyledi. Demek ki çözmüyor 10 dakikada çözülecek şeyi ve işçilere marjinal diyor. Ve yine daha kalabalık bir kitleye belki münafık diyor. Efendim münafık ne demek? Biz bir süredir ne haberler yapıyoruz? Her günde yapıyoruz ya. Özü sözüne uymayan, kendisini mümin gösteren ama imanla çıkar arasında bocalayan. Efendim dinin bir kapısından çıkarlarına göre, işine göre girip diğerinden kaçan Efendim değişken şahsiyetli insanlar. Şimdi kayıtlarda var görüyorsunuz hepsini arka arkaya. Marjinal nedir? Matematik terimi biliyorsunuz aslında. Birimleri matematik anlamda değişken. Bu insanların ne ne gibi bir marjinal tarafı var? Haklarını arıyorlar, üç kuruşa geçinemiyorlar. Ve nasıl kendilerini böyle güzel ifade ediyorlar? Biz beceremiyoruz bu işi ya. Ben size özetleyeyim daha önce söylediğim şey kurtlayıp yiyip çobanla ağlamak işte. O kadar acayip ki o kadar acayip ki Shakespeare'den de bir alıntı yapayım şimdi. Yani şeyden değil ilahiyattan alıntı değil bir de Shakespeare'den yapalım. Onların en büyük kaygısı güne, günah işlememek değil işlediğini belli etmemektir. Biz bu memlekette şu anda neyi konuşuyoruz ya? Bize söz bırakmıyorlar hepsi kendini mükemmel ifade ediyor. Daha ne arıyorsunuz yani? Ne arıyorsunuz da? Hala işte işçi kardeşlerimiz de söze sayın diye başlıyor. Bu sayın da Türkiye'de çok dejenere olmuş bir ifadedir. Yani artık sayın deyince ne kastediliyor ben artık anlamıyorum. Bütün her şeyin anlamını bozdular ya. Evet efendim.